Şahmeran, vücudunun üst kısmı güzeller güzeli bir kadın, alt kısmı ise yılan şeklinde olan mitolojik bir varlıktır. Tarsus'ta yaşayan yılanlara Meran ve kraliçelerine Şahmeran denilirdi. Şahmeran'ı ilk gören insan olan Cemşap, arkadaşlarıyla bir mağaradan bal çıkarmak ister ancak arkadaşları daha çok bal alabilmek için Cemşap'ı mağarada bırakırlar. Cemşap, mağarada ışık sızan bir delik fark edince bıçağıyla bu deliği genişletir ve çok güzel bir bahçe görür. Bu bahçede eşsiz çiçekler, bir havuz ve birçok yılan vardır. Sonrasında yıllarca burada yaşayan Cemşap, Şahmeran'ın güvenini kazanır ancak ailesini özler ve Şahmeran, yerini kimseye söylememesi şartıyla Cemşap'ın gitmesine izin vereceğini söyler. Aradan yıllar geçer ve Cemşap sözünü tutup kimseye Şahmeran'dan söz etmez, ta ki padişah hastalanana kadar. Vezir, padişahın iyileşmesi için Şahmeran'ın etinin yenmesi gerektiğini söyleyince Cemşah padişaha olan sadakatinden dolayı Şahmeran'ın yerini gösterir. Tarsus'taki tüm yılanlar tarafından korunan Şahmeran'ı bir türlü ele geçiremezler. Ama biricik dostu Cemşah'ın ne kadar üzgün olduğunu gören Şahmeran, kendisinin kaynatılmasını ve suyunun vezire içirilmesini, etinin de padişaha yedirilmesini söyler. Fakat Şahmeran'ın öldüğünü hiçbir yılan öğrenmemelidir. Eğer bu bilgi yayılırsa, yılanların tüm Tarsus'u işgal edeceği söylenir. Cemşap kendini dostu için feda eden Şahmeran'ı alır ve denilerini bir bir uygular. Vezir Şahmeran'ın suyunu içince ölür. Etini yiyen padişahsa iyileşince Cemşap'ı vezir yapar. Ve bu efsanede iyilik yapıp kötülük bulma konusunda bir ders olarak kuşaktan kuşağa aktarılır.